Derleme seçeneklerini ayarlama. Animasyonunuzu ışıklandırmanızı ve materyallerinizi ayarladıysanız ve sahneniz derlenmeye hazır haldeyse, render seçeneklerini ayarlamak üzere render ayarları diyalog penceresini açmak isteyebilirsiniz. Ana araç çubuğu üzerinde render ayarları diyalogunu açmayı sağlayan kullanışlı bir düğme bulunmaktadır. Bu diyalog penceresi içerisinde çok sayıda sekme olduğunu göreceksiniz ve seçmiş olduğunuz derleyiciye bağlı olarak bu sekmelerin değişkenlik gösterdiğini göreceksiniz. 3ds Max'in çok sayıda renderlayıcıya sahip olduğunu hatırlayalım. Varsayılan Skyline yani çizgi tarama derleyici ya da Mental Ray yani zihinsel ışın derleyicisi ve benzeri gibi. Bu yüzden seçmiş olduğunuz derleyiciye bağlı olarak sekmeler de değişecektir. Burada varsayılan Skyline Render kullandığımızı görüyorsunuz ve bu diyalog kutusunun üzerinde listelenmiş. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli parametreler common yani ortak sekmesinde yer almakta. Örneğin buradaki ortak parametrelerde tek bir görüntü karesini mi yoksa sıralı görüntüyü mü derlemek istediğimi seçebiliriz. Buradan Active Time Segment yani aktif zaman bölümünü seçiyoruz. Yani bu şekilde zaman çizelgemizde görünen tüm görüntü karelerini derleyecek. Yani 0. saniye, 0. görüntü karesinden 10. saniye ve 0. görüntü karesine kadar. Eğer istersek zaman çizelgesinin tamamını değil de belirli bir kısmını da değerleyebiliriz. Yani diyelim ki ilk 100 kareyi değerlediniz, daha sonra işlemini iptal ettiniz. Bu durumda bilgisayarı başka bir iş için kullanabilirsiniz. Daha sonrasında tekrar buraya gelip bir sayı girerek Örneğin 101 numaralı görüntü karesinden itibaren derlemeye devam edebiliriz. Ama şu anda biz aktif bölümünün tamamını derleyeceğiz. Daha sonra burada aşağıda derlenecek alanı görüyorsunuz. Burada view yani görünüm seçeneğinin seçili olduğundan emin olun. Yani bu şekilde görüntü karesinin tamamını derleyecek. Bunun altında ise render çıktı boyutunu göreceksiniz. Biz burada varsayılan derleme çıktı boyutu olan 640x480'i seçeceğiz. Ama tabii ki eğer isteseydik farklı bir değerde girebilirdik. Listede biraz daha aşağı inersek belli bazı efektleri kapatma seçeneğimiz olduğunu göreceğiz. Biz tamamını açık bırakacağız. Biraz daha aşağı indiğimizde Render çıktısı bölümünde render çıktı serisini göreceksiniz. En önemli olan kısım burası. Eğer buradaki save file yani dosyayı kaydet seçeneği kapalıysa sadece ekran üzerinde derleme gerçekleşecek. Diskinize herhangi bir şey kayıt edilmeyecek. Bu yüzden bu seçeneği açık hale getirdiğinizden emin olun. Ve ek olarak files yani dosyalar düğmesine tıklayarak dosyayı nereye ve hangi formatta kayıt edeceğinizi de belirlemelisiniz. Öyleyse Files düğmesine tıklayacağız ve şu anda dosyayı nereye kaydedeceğimizi soran bir diyalogla karşılaşıyoruz. Eğer çıktı dosyası, diyalog penceresi sizi doğrudan projenizin render çıktıları klasörüne götürmüyorsa, bu durumda oraya kendiniz de gelebilirsiniz. Bu durumda masa üstünde egzersiz dosyaları adında bir klasörünüz var. Ve biz render çıktısı klasörüne kaydetmek istiyoruz. Ve bu derlenmiş görüntü dizileri için kararlaştırılmış olan konumdur. O halde oraya gidiyoruz. İlk olarak bir alt klasör oluşturmak istiyoruz. Böylece bu diziyi kendisi için oluşturulmuş bir alt klasöre kaydetme şansımız olacak. Bu önemlidir. Çünkü eğer bunu yapmazsanız ve örneğin projenizde birden fazla görüntü dizisi varsa, mesela filminiz içerisinde farklı açılardan çekilmiş görüntü dizileri bulunmaktaysa ve siz alt klasörler oluşturmazsanız, tüm görüntü dizileriniz bu render çıktısı klasörü altına konulmuş olacak ve bu dosyalarla çalışmak sizin için zor olacak. Çünkü aynı yerde bulunan yüzlerce ve hatta belki de binlerce benzer tipte dosyayla çalışmak durumunda kalacaksınız. Ve bu yüzden bu kısımda alt klasörler oluşturmak uygulama adına önemli bir adımdır. Buna robot kol adını vereceğiz. Alt tire kullanacağız. Klasörü oluşturduk. Daha sonra içine girmek için üzerine çift tıklayacağız. Bu sahnede daha önce çalışmış olduğumuz için burada bir dosya da olduğunu ve aynı şekilde burada da bir şeyler olduğunu göreceksiniz. Bu diyalog penceresini ilk açtığınızda bu diyalog penceresi boş olacak ve burada ise tüm formatlar diyecek. Bu yüzden buna bir dosya ismi vermek zorunda kalacaksınız. Aslında dosya isminin sonuna bir alt tire koyacağız. Buna robot kol adını vereceğiz. Bu şekilde daha sonra okuması daha kolay olacak. Çünkü sonunda dosya isimleri robot kol 0001, robot kol 002 ve benzeri gibi olacak. Daha sonra ise bir dosya formatı seçmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi bunlar 3ds Max'in oluşturabileceği tüm dosya formatları. Peki buradan neyi seçeceğiz? JPEG? Eğer bir JPEG dosyası olarak kaydederseniz buna kayıplı bir sıkıştırma uygulanacak ve üretiminizin bu ilk aşamasında dosyadan bazı bilgilerin silinmesine sebep olacaksınız. Bu yüzden bunu yapmak istemezsiniz. Burada yapmak isteyeceğiniz şey ya sıkıştırılmamış bir sıralı görüntü ya da kayıpsız sıkıştırılmış bir sıralı görüntü formatından kaydetmektir. Peki hangisi iyi bir seçenek? TIFF iyi bir seçenek. Tagra da iyi. PNG ya da Portable Network Graphics yani taşınabilir ağ grafikleri de iyi bir seçenek. Biz PNG seçeceğiz çünkü en güvenlilerden birisi bu. Çünkü Windows dosya görüntüleyicisi bize PNG dosyalarının küçük resimlerini de gösterecek. O yüzden PNG'yi seçeceğiz. Ve şimdi eğer Save yani kaydete tıklarsak ve seçmiş olduğumuz dosya formatının seçeneklerini belirlememişsek bu seçenekleri içeren bir diyalog penceresi karşımıza gelmeli. Evet, gerçekten de geldi. PNG yapılandırması ile ilgili tüm ayarları burada görebiliyoruz. Aslında varsayılan 48 bitlik ve alfa kanalına sahip bir RGB görüntüsü. Ama bizim için bu iyi bir seçim değil. 48 bitlik bir dosya çoğu program tarafından tanınmayacaktır. Örneğin Photoshop 48 bitlik bir dosyayı okuyabilir ancak Windows dosya görüntüleyicisi okuyamaz. O yüzden burada RGB 24 bit seçeceğiz. Alfa kanalına ihtiyacımız yok. Çünkü alfa kanalı bir şeffaflık maskesidir. Bu dosya başka bir görüntü dizisiyle katıştırılmayacak. Bu sebeple bir alfa kanalına ihtiyacımız yok. Çünkü alfa kanalı dosyanın boyutunun artmasına sebep olacak ve bize de ekstradan bir faydası olmayacak. Yani kısaca bu ayarlar normal ve işimizi görecek bir PNG dosyası için yeterlidir. 24 bitlik yani kırmızı, yeşil ve mavi olmak üzere her kanal için 8 bit ve alfa yok. Devam edelim ve OK'e OK tıklayalım. Ve şimdi dosya yolunun buraya geldiğini göreceksiniz. Şu anda eğer geri dönmek ve bu seçeneklerin bazılarını değiştirmek isterseniz dosyalar diyalog penceresini yeniden açabilir ve dosyalarla ilgili yapılandırma ayarlarına herhangi bir şey girdikten sonra da yeniden buraya gelebilir ve ihtiyacınız olan değişiklikleri yapabilirsiniz. Render seçeneklerimizi ayarladık ve şimdi dosyamızı kaydedeceğiz. Böylece tüm bu ayarlarda MSX sahnemizde birlikte kaydedilecek. O halde geliyoruz ve buradaki büyük render düğmesine tıklıyoruz. Renderlanan görüntü karesi penceresi açılıyor ve render işlendikçe bunu takip edebiliyoruz. Yani görüntüler renderlanırken 3ds Max bizim bunu görmemize izin veriyor. Aslında eğer istersek renderlanan görüntü karesi penceresini kapatabiliriz. Bu durumda derleme işlemi arka planda devam edecek. Buradaki diyalog penceresinde olan bitenle ilgili bazı bilgiler görüyoruz. Örneğin şu anda hangi görüntü karesindeyiz? Son görüntü karesini derlemek ne kadar sürdü? 3ds Max bu render görevinin tamamlanması için ne kadar süre kaldığını tahmin ediyor. Hangi görüş alanını derliyoruz ve benzeri gibi. O yüzden bittiği noktaya ileri saracağız ve o noktada derlenen bütün görüntüleri bir araya getirerek bunları bir video dosyasına dönüştüreceğiz.